Mama'nın öz gençleriyle orada şampiyon oldu ikinci amatörde. Hı-hı. İki senedir de birinci amatörde playoff oynuyoruz. Hı-hı. Bu sene de Allah nasip etti bize. Adıyaman'ın gençleriyle Bal Ligi'ne çıktık. Bizim bir hedefimiz var Adıyaman gençleriyle birlikte. Şu ana kadar Adıyaman gençlerine hiçbir imkan verilmedi. Tek bir amacımız var Adıyaman gençleriyle Bal Ligi'nde top oynamak, onların hayallerine dokunabilmek. Şu an Sayın Valimizi ziyaret ettik, bize olumlu sinyaller verdi. Allah razı olsun kendisinden. Sayın İl Başkanım Mehmet Tahtekin'i ziyaret ettik. Allah razı olsun kendisinden. Onlar da hep birlikte. Yani projemizi sunduk kendilerine. Hı hı. Memleket Çocukları diye. Onlar da Allah razı olsun. Yani olumlu baktılar. Hı hı. Fikret Müdürümüz, Gençlik Spor Müdürümüz. Fikret Müdürümüz zaten Gençlik Spor bizim bir evimiz. Evet. Fikret Müdürümüzün Allah razı olsun. 2016'dan beri, bu süreçten beri sürekli yanımızda. Sürekli beni yönlendiriyor. Burada da neyi göreceğiz? Şunu göreceğiz. Memleket, kim memleket sevdalısı onu göreceğiz. Hı hı. Gerçekten memleket sevdalısı olan insanlar bizimle birlikte bu yolu yürüyecekler. Biz buna da inanıyoruz yani. Aramız şu an öyle kaliteli insanlar ki, boş kağıda imza atan insanlar. Bundan 4 gün önce toplandım kendileriyle, 17 tane sporcumla birlikte, dışarıda olan arkadaşlar da var. Bana söyledikleri söz şu: kimse bize destek vermezse biz lige katılım parasını kendimiz yatıracağız. Gerekirse arabamızla çıkıp dışarıyacağız. Bunu memleket çocuğundan başka kimse yapmaz. Bizim tek bir amacımız var. Memleket çocuğunun hayaline dokunabilmek. Memleket o kadar kaliteli sporcum var ki ilk 11'de oynuyor, şu an dışarıda çalışıyor. Hı hı. Arıyorum, ne için çalışıyorsunuz? Bana söyledikleri söz şu çocuklar: abi hayallerimize kavuştuk, şu an burada çalışıyorum ki dershane paramı kazanayım. Gelim Adıyaman'da dershaneye yazılayım. Rahat rahat top mu oynayayım. Bu çocuk yetenekli, bir yerlere de gidebilir. Biz bunun hayaline dokunabilirsek ne mutlu bize. Şu an onlar da bize bir söyleyin. Destek olarak şunu söyleyeyim. Şu an tesis yerimiz olmazsa, şu an biz pek bir şey de istemiyoruz. Geçen sene Bal Ligi takımına yapılan desteğin yarısı bize yapılsa, biz bu memleketi uçururuz. Çünkü memleketin gerçekten şu an 4 takımımız yukarı çıktı. Adıyaman Spor, Kahta Spor 3. Lig'de, Besi Spor bizle birlikte bölgesel amatör lige çıktı. Şu şekil, pandemiden dolayı bir sürece geldik. Normalde 100 senede biz bu seviyeye gelemedik. Hı hı. Bizim bunu gerçekten avantaja çevirebiliriz biz bunu. Destek olarak size şunu söyleyeyim. Tesis olmazsa, evet. İHŞ, çünkü yol, evet. Lige katılım. Bunların olmasını istiyoruz biz. Bunlar olduğu sürece zaten biz emin adımlarla ilerleyeceğiz Allah'ın izniyle. Yani İmam Spor Bal Ligi'ne çıkarak Adıyaman gençlerinin de başarısını kazanmış oldu bunda. Yani normalde dışarıdan hiçbir transferiniz olmadı. Hep Adıyamanlı gençler oynadı. Bu sene bizim 25 tane sporcumuz vardı. 24'ü Adıyamanlı, bir tane genç Mehmet Kaya var. O da Adıyaman Üniversitesi'nde, o da bizim çocuğumuz. Evet. Antepli çocuğu. Evet. Yani hepsi Adıyamanlı çocuğu. Ve bunlar bunu başardı. Biz de bunlarla birlikte ya bir çıkalım, bir çocukların bir önünü açalım. Ya bu çocuklar nereye gelebilecek? Kendilerini bir görsünler. Yani amaç onları vitrine çıkarmak. Ve biz başarılı olacağımıza da inanıyoruz. Bundan inan et ki şu şekil söyleyeyim size. Çoğu insanlar da başarılı olacağımıza inanıyor. Evet. Ve Adıyaman gençler hepsi arkamızda. Biz böyle bir yola çıktık. Allah yardımcımız olsun. Peki. Öyle söyleyeyim. Adıyaman Spor'un taraftarını size söyleyeyim. Süper bir taraftar. Gerçekten öyle bir taraftar yok. Ve hepsi bizim yanımızda olduklarını belirttiler. Evet. Şehriyaman olsun, Cender olsun, hepsi İmam Ağa Spor'un yanında oldu. Çünkü İmam Ağa Spor memleketin öz takımı. Evet. Kahta Spor'un da tecrübeli grubu var. Evet. Onlar da yani çok güzel bir ekip. Hepsi zaten Süper Lig ekiplerini görüyoruz. Yani bu sene kim şampiyon oldu? Başakşehir, değil evet. mi? Taraftarına bakın, bir de Adıyaman taraftarına bakın. Bu taraftar gerçekten çok şeyleri hak ediyor. Biz de yani bu taraftarın hak edeceği bir takım yaratacağız.